you ah. TV sorundan merhaba. Yeni normal hayatı, olası etkilerini ve sizden gelen soruları yanıtlayacağız. Bugün yine NTV'ye sorunda. Bugünkü konuğumuz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı üyesi ve Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alpay Azaba soracağız. Adresimizi biliyorsunuz. NTV sorun et ntv.com.tr adresimize adresimize sorularınızı iletirseniz ben de hocamıza soracağım. Sayın Azap yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk burcu hanım. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi yeni normalleşme dedik. Kimisi çok çabuk alıştı ama kimisi de hala tedirginlik yaşıyor. Siz nasıl görüyorsunuz? Bu birkaç günün değerlendirmesini alsak? Benim görebildiğim kadarıyla herkes çok alışmış geliyor, hatta fazla alışmış geliyor. Ancak yeni normale değil eski normale göre yaşıyorlar önemli bir kısmı insanlarımızın. Bu süreçte mutlaka ihmal etmemiz gereken şeyler var. Muhtemelen sorular geldiğinde de açarız bunları. Evet. Ama bu yeni normal dönemde mutlaka tedbirli ve kontrollü bir sosyal yaşamı devam ettirmemiz gerekiyor. İşe 4-5 ay önceki yaşantımıza kesinlikle dönmememiz lazım. Yoksa salgını yavaşlatabilmek mümkün olmaz. Hı hı. Tabii şimdi sorular o kadar NTV'ye e, sorun olduğu için ve siz olduğunuz için hemen gelmeye başladı ki başlamak istiyorum aslında izleyicilerimizden gelenleri. İsmail Ceyhan, 3 aydır evden çalışıyorum. Bir anda e, evden çıkar, işle, toplu taşımayla gider oldum ve bu süreçte sokakta olan birinden daha fazla hasta olma riski taşıyor muyum acaba? Tedirginlik duyuyorum diyor İsmail Bey. Ee, yok hayır, bu dönem içerisinde hiç evinden çıkmadan ya da çok az çıkarak evde geçirmiş birisiyle bu süreçte dışarıda olmak zorunda kalan birisinin şu an için hastalığa yakalanması açısından bir farklılık söz konusu değil. Ancak dışarıdaki kişi ya da evdeki kişi de olabilir. Geçirmiş bir insansa, geçirmiş kişilerde. Bu hastalığın birkaç ay süren en az birkaç ay, aylarca diye tarif edebiliriz. Bir bağışıklık kaldığını ve onların kolay kolay hastalanmayacağını söyleyebiliriz. Peki tabii hemen arkasından da Koray Can'ın sorusunu sormak isterim. Toplu taşımada kendimizi nasıl koruyacağız diyen izleyicilerimiz de çok fazla. Çünkü artık işler, mesailer başladığı için toplu ulaşım araçları da kullanılıyor. Nasıl korunmak gerekiyor? Bir kere mutlaka maskemizi takmamız gerekiyor. Ve maskeyi doğru takmamız gerekiyor. Ağız ve burnumuzu kapatacak şekilde. Yolculuk sırasında da açılmayacak şekilde, kaymamasını sağlamamız gerekiyor maskenin. Hmm. Onun dışında toplu taşıma aracında olabildiğince yüzeylere çok fazla dokunmamak, dokunduğumuz yerleri çok değiştirmemek gerekiyor ve toplu taşıma aracından indikten sonra ellerimizi mutlaka temizlememiz gerekiyor. Elimizi yüzümüze ağzımıza götürmeden hı. toplu taşıma aracı sırasında aracındaki seyahat sırasında da kayarsa maske örneğin elimizle düzeltirken dikkatli olmamız lazım. Elimizi gözümüze veya ağız veya burnumuza değdirmeden olabildiğince maskeyi düzeltmemiz lazım. E, herkes bu kurallara uyarsa toplu taşıma araçları çok büyük bir risk teşkil etmeyecektir. Hı hı. E, ama e, uymayanlar olursa da onları mutlaka uyarmak lazım. Yani bu kurallara uymayan birileriyle yakın temas içerisinde olduğunuzda tabii ki risk siz doğru kullansanız bile bir miktar artacaktır. Evet başkalarını uyarmamız lazım çok doğru söylüyorsunuz ama öncelikle kendimizi koruyarak tabii ki örnek de olmamız tabii. lazım diye düşünüyorum. Ee, hem şimdi... örnek olmuş olursunuz hem de aslında kendinizi de korumuş olursunuz. En fazla koruma iki tarafta evet. tam uyarsa gerçekleşiyor. İki taraftan biri az uyarsa korunma azalıyor. Evet, Anne babaların endişeleri çok fazla çünkü kreşler açıldı. E, kreşlerde de dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor ama e, Devrim Gün demiş ki çocukları kreşe göndermek riskli olur mu? Hmm. Yani şöyle neye göre tartıştığımıza bağlı. Eğer hani evde kalmalarıyla karşılaştırırsanız evde izole bir şekilde başkalarıyla temas etmeme ile karşılaştırırsanız tabii ki kreşe göndermenin riski var bir miktar. Hmm. Ama önemli olan o kreşlerde alınacak olan tedbirler o tedbirler doğrultusunda bu risk olabilecek en az seviyede tutulmaya çalışılıyor. Eğer bu tedbirlerin iyi bir şekilde alındığını düşünüyorlarsa çocuklarını en azından bu dönemde hastalık toplumda epeyce azalmışken göndermekte çok bir sakınca yok. Ama hani kreşe göndermek zorunda olmayanlar belki bir iki hafta daha gözleyebilir salgının nasıl seyredeceğini bu gevşeme tedbirlerinden sonra artış olup olmayacağını gözleyip eğer bir zorunlulukları yoksa sonra çocuklarını kreşe gönderebilirler. Aslında kreşler yani okul öncesi dönem sadece çocuk bakımı değil, eğitimi açısından da çok çok kritik. O yüzden çok da fazla aksatmamakta fayda olduğunu düşünüyorum ben iki çocuk yetiştirmiş birisi olarak. Evet. peki tabii maske kullanmanın önemini her zaman bu konunun aslında Pandemi sürecinde dikkat çektiniz siz de tüm uzmanlarımız gibi. E, ama soruyorlar maskeyi ve maske takmayı ne zaman bırakacağız? Önümüze çok süre var mı demiş Gizem Hanım'ın sorusu. E, Gizem Hanım'a iyi haber vermek isterdim birkaç ay içinde demek isterdim. Ama maalesef aylarca buna devam edeceğiz. E, ta ki bu virüs artık insanlar arasında çok hızlı dolaşmaz, çok hızlı bulaşmaz hale gelene kadar ki kabaca bu sürenin 20-24 ay kadar sürmesini bekliyoruz. Eğer çok etkili bir aşı insanlar arasında kullanılabilecek ve çok etkili olabilecek bir aşı daha erken bir dönemde gündeme gelirse bu süre kısalabilir. Hı. Ama gelmediği takdirde bu hastalığın toplumdaki normal diğer solunum virüslerine benzer şekilde bulaşma dinamiklerini devam ettirmesini ve toplumda bir doygunluğa ulaştıktan sonra belli sayıda insan bu virüse karşılaştıktan sonra da artık bir mevsimsel hastalığa dönüşmesini bekliyoruz ki bu da kabaca 20-24 ay gibi duruyor. Evet ve tabii sorular gelmeye devam ediyor. Aslında nerede toplumsal bağışıklık mümkün mü? Virüsten bu sayede kurtulunabilir mi denmiş. Bu da önemli bir soru tabii ki. Bunun da cevabını hemen almak isteriz hocam. Evet tam da bir önceki soruyla ilişkili olarak aslında toplumsal bağışıklık bu virüs için %60-65 civarında olduğu takdirde dolaşması epeyce yavaşlayacaktır. Bulaşma dinamikleri etkilenecektir bundan ve çok hız kesecektir. İşte o zaman mevsimsel gripte gördüğümüze benzer şekilde belki işte kışın çok soğuk dönemlerde artan sayıda Yazın çok çok nadir hastalık yapan bir virüse dönüşecek. Ama bu virüslerin temel bir özelliği hep konuştuğumuz yapılarını değiştirebilme özellikleri. E, son olarak konuştuğumuz şeye gelirsek Aslı Taner'in sorusu vardı. E, vaka sayısı yüzün altına ne zaman düşer? E, Melis Yücel'in sorusuyla devam etmek isterim. <laughs> e, ne zaman düşer hocam? E, aslında bunu kestirmek çok mümkün değil. hani Bizim tahminlerimiz e, Temmuz ortası gibi e, en geç iki iki basamaklı sayılara düşmesi yönünde. Ee, ama bunu biraz da zaman gösterecek. İşte bu gevşetme politikalarını uygulamaya aldıktan sonra bir miktar e, olgu sayılarında artış gerçekleşmesi beklenir. Dünyanın pek çok ülkesinde bununla karşılaştık. Ee, İran'da çok dramatik bir artış oldu. Onlarınki biraz fazla arttı ama diğer Avrupa ülkelerinde de e, az da olsa artışlar oldu. Dolayısıyla... Ne zaman yüzün altına düşeceğini söyleyebilmem mümkün değil ama şunu çok net ve kesin bir şekilde söyleyebiliriz: Biz önlemlere uymaya ne kadar iyi devam edersek, ne kadar buna dikkat edersek, o kadar çabuk düşer. Evet tabii sorular geliyor. Hızlı hızlı da cevaplıyorsunuz. Ben de hemen üstüne de sormak isterim. Celal Dillioğlu diyor ki etrafımızda gördüğümüz şey normalleşme beraberinde bir rehavet duygusunu da getirdi, bir rahatlama oldu. Bu sürece dair sizin uyarılarınız ne olur hocam demiş Celal Dillioğlu sorusunda. Ee, sağ olsun teşekkür ediyoruz bir daha fırsat verdiği için ama hep söylüyoruz e, bu, bu kesinlikle bir gevşemememiz gerekiyor kesinlikle çok daha tedbirli davranmamız gereken bir dönemden geçiyoruz belki bundan e, iki hafta üç hafta öncesine göre daha da tedbirli davranmak zorundayız çünkü artık gevşeme politikaları hayata geçmiş durumda. Bizim de mutlaka daha tedbirli davranarak işte bu virüsün insandan insana bulaştığını çok iyi biliyoruz. Nasıl bulaştığını çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla bu bulaşı engelleyecek şekilde her ortamda yani işte, okulda, evde, tatilde, her ortamda bu virüsün bulaşmasını engelleyecek şekilde, kendimizi bu virüsten koruyacak şekilde hareket etmeliyiz. Asla rehavete kapılmamalıyız. Rehavete kapılan ülkelerin, şehirlerin başına neler geldiğini bu salgında da biliyoruz. Tarihteki büyük salgınlarda da bunun çok örneğini gördük. E, Tuğba Meltem'de havalar yeniden soğuduğunda ikinci dalganın aslında herkesin endişesi bu gelebileceği endişesi taşıyoruz gelir mi ki dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da e, bu yönde açıklamaları vardı aslında tedbiri elden bırakmamamız gerektiğini her defasında e, altını çizerek belirtiyor ama ikinci dalga bekliyor muyuz hocam? İkinci dalgayı bekliyoruz ama ne zaman olacağı konusunda biraz tartışmalar var. Biraz da orada belirsizlik var. Yine az önceki soruyla ilişkili olarak eğer biz önlemlere çok dikkat edersek, Yaz ayları içerisinde bu ikinci dalganın olmasını beklemiyoruz. Hı hı. Çünkü hava sıcak, insanlar daha çok açık alanlarda zaman geçiriyorlar, pencereler hep açık, iyi havalanan mekanlardayız. Ultraviyolenin bu virüse karşı oldukça etkisi var. Bunların avantajı sayesinde az sayıda vakat, daha az sayıda en azından hastalık görmeyi bekliyoruz. Ancak tabii tedbirlere uymazsak eğer toplumun çok büyük bir kısmı duyarlı olduğu için bu temiz hava, sıcak, ultraviyole ışınları bunların hiçbir etkisi kalmaz. Daha doğrusu çok az olur ve tekrar ikinci dalgayı yaşarız. İşte o yüzden de eğer tedbirli davranırsak ikinci dalgayı biz hakikaten e, havaların soğumasıyla az önce saydığım avantajlı konumu kaybetmemizle birlikte sosyal yaşantıda, e, kalabalık ortamlarda, iyi havalandırılmayan yerlerde kalabalık bir şekilde bulunmamız nedeniyle kış aylarında olmasını bekliyoruz. Hı. Ve birinci dalga kadar da e, çok kişinin hastalanmamasını bekliyoruz açık söylemek gerekirse. Yani birinci dalga kadar şiddette olmaması beklenir. Çünkü hem hepimiz daha tedbirliyiz, neler yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Hem de çok az da olsa bir miktar oluşmuş olan toplum bağışıklığı biraz koruyucu etki gösterecektir. Evet Harun Küçük direkt sizin şahsınıza da bir soru sormuş. Yaz tatiline gidelim mi? E, Alpay Hoca tatil planı yapacak mı bu sene demiş. Ee, yaz tatiline gidelim tabii. E, e, olan kişilerin benim gibi yaz tatiline gitmesi gerekir. Ben henüz tam olarak bilemiyorum gidip gidemeyeceğimi ama gitmek istediğim kesin ama gidersem de olabildiğince çok kalabalık ortamlarda bulunmamaya gayret edeceğim kalabalık tatillerden bir süre en azından uzak durmak lazım daha çok açık havada zaman geçireceğimiz tatilleri ve kalabalık olmayan yerleri tercih etmek lazım ve tatilde de önlemlere uymak lazım olabildiğince sosyal mesafeyi korumak ellerimizi temiz tutmak konusunda dikkatli olmamız lazım. Evet tabii 65 yaş üstünden de oldukça fazla soru geliyor 65 yaş üstü yasak ne zaman kalkacak bilim kurulunda yakın zamanda gündeme alınacak mı bir bilgi var mı diyor Ekrem Boz'un sorusu. Yani açık söylemek gerekirse bilim, kurulu, bilim danışma kurulunda sürekli gündemde olan konu bu tartıştığımız bir konu biraz bu gevşetme tedbirlerinin işte az önce konuştuğumuz vaka sayılarında artışa sebep olup olmayacağı ile ilgili bir konu umarım çok bir artış yaşanmaz o durumda da 65 yaşın üzerindeki vatandaşlarımız için de aşamalı olarak daha geniş serbestlikler tanınacağını düşünüyorum ben ee, bunun bilimsel bir temeli de olmuş olacak o, o zaman. Tabi ee, tabii yine de bu kararı vermek biliyorsunuz hani Sağlık Bakanlığı'nın, Bakanlar Kurulu'nun Cumhurbaşkanlığı'nın yetkisinde. Hı. Onlar da mevcut durumu değerlendirerek e, en doğru kararı vermeye çalışıyorlar. Evet, biraz İran itibariyle restoranlara açıldı. Koronavirüsten yemek bulaşıyor mu? Restoranda yemeğe giden kişi hangi riskleri alıyor diye de çok soru var. Nurcan Görmüş'ün sorusuyla devam edelim isteriz. Ee, şöyle yemekten, gıdalardan, içeceklerden kesinlikle bulaşmaz. Bundan eminiz. Bu konuda içimiz rahat olabilir. Ancak e, kapalı bir ortamda e, uzunca da sayılabilecek bir süre e, tanımadığımız insanlarla sosyal mesafeyi korumadan bir arada bulunacaksak, e, o tür restoranlara e, gitmemek lazım. Dolayısıyla restoranlara Yine orada da bir takım önlemler alınıyor biliyorsunuz. Masa sayıları azaltıldı, sandalyelerin arası açıldı, çok dikkatli temizleniyor. Çalışanlar önlemlerini alıyorlar. Eğer bu önlemleri restoran da alıyorsa, o restorana giden kişiler de tıpkı az önce toplu taşımada konuştuğumuz gibi önlemleri olabildiğince dikkat ediyorlarsa, o zaman çok büyük bir risk taşımaz. Ama yine de eski alışkanlıklarımız gibi orada çok uzun süre zaman geçirmek, hani uzun uzun yemek sohbetleri, sonrasında işte çaylar, kahveler bu tür şeyleri yine de olabildiğince yapmamak lazım. Mümkünse de açık havayı tercih etmek lazım. Peki şimdi tabii ki maske takmanın önemini yine vurgulayarak devam etmek istiyorum. Çocuklar maske takmayı çok istemediklerini biliyoruz kendi çocuklarımızdan da. Nasıl alışkanlık haline getirebilirler demiş Feyza Coşkun'un sorusu. Evet güzel bir soru Feyza Hanım'ın sorusu. Şöyle ee, belki bu maske takma işini çocuklar için, özellikle küçük yaştaki çocuklar için bir oyun haline getirebilmek mümkün olabilir. Ee, oyunun yanı sıra o ço çocuklar da e, yaşları çok küçük olsa dahi aslında makul ve mantıklı açıklamalar yaptığınız zaman çok da kolay ikna olabiliyorlar. O yüzden onlara bu maskeyi neden takması gerektiğine, nasıl takması gerektiğine tıpkı bir büyük varmış gibi karşımızda ama onu anlayabileceği şekilde anlatmanın iyi olacağını düşünüyorum. Hı. Belki maskeler biliyorsunuz bu tür durumlarda bez maske de oldukça etkili. Hı. Biz zaten sağlık çalışanları dışındaki kişilerin bez maske takmasının yeterli olacağını hep söylüyoruz. Virüsün etrafa yayılmasını önlemektir çünkü burada amaç. Bez maskeler bunu gayet güzel sağlıyor. Dolayısıyla çocuklara böyle eğlenceli bez maskeler dikilip işte onların sevdiği çizgi film karakterlerini içeren örneğin ya da onlar maske yüzündeyken komik şekiller veya da işte güçlü bir kahramanı benzetecek şekiller almasını sağlayacak yöntemler seçilebilir diye düşünüyorum. Evet. Tabii spor yapanlardan da sorular çok fazla geliyor. Açık havada spor yaparken maske takmak sağlıklı mı? Maske ıslandığında koruyuculuğunu yitiriyor mu diye bir soru var. Efe Sevgi sormuş. Bir kere maske ıslandığında ve nemlendiğinde kuruyuculuğunu yitirebilir. O yüzden nemlenen maskeleri değiştirmek gerekir. Açık havada aslında virüs, virüs bulaşması ile ilgili ciddi bir risk yok çünkü bu virüs havada asılı kalmıyor. Dış ortamda eğer insanlarla sosyal mesafeyi koruyarak spor yapıyorsak maske takmamak bir çözüm olabilir, takılmayabilir. Çünkü maske takarak ağır spor yapmanın da bir takım riskleri var aslına bakarsanız. Özellikle kalın maske kullanıyorsanız, kalın kumaştan yapılmış maske kullanıyorsanız ve ağır bir egzersiz yapmaya kalkarsanız, hava daha dışarıya çıkıp Temiz oksijenli havayı almak yerine hep maskenin içine soluduğunuz karbondioksitli havayı alırsınız ve bu da vücudunuzun oksijensiz kalmasına tam da ağır egzersiz nedeniyle oksijen ihtiyacının arttığı bir dönemde organlarınızın e, yeterince organlarınıza oksijen gitmemesine sebep olabilir. Bu da bir takım sıkıntılara, sağlık sorunlarına yol açabilir. O yüzden hani bir maskeyle ağır fizik egzersizi yapmamak lazım dışarıda ama yürüyüş yapmakta, hafif egzersiz, germe egzersizleri, kültür fizik egzersizleri yapmakta hiçbir sakınca yok. Ağır egzersizleri maskesiz yapmak daha doğru olur. Evet, bir de salgının durdurulması ve bitmesiyle ilgili bir e, soru gelmiş. Tek aşının, e, tek çarenin aşı olduğu doğru mudur hocam diyor. Tek çözüm bu Hı -hı. mu diyor? Kazım Kılıç'ın sorusu. Aşı çok işimize yarar bu salgında onu kesin olarak söyleyebiliriz ama salgını bitiremez onu da söyleyelim ama tıpkı grip hastalığında olduğu gibi bir aşının olması aşıladığımız kişilerin %60-70'ini koruyan bir aşı olması epeyce bizim işimizi kolaylaştırır artık çok önemli bir hastalık olmaktan çıkar o zaman koronavirüs. Zaten bu aşı çalışmalarının sonucunda elde edeceğimiz aşıdan bizim beklentimiz bu bunun dışında hani %100 etkili olacak, ömür boyu koruyacak bir aşının olma olasılığı yok. Çünkü hep konuşuyoruz bu virüs işte şekil değiştiren bir virüs. Dolayısıyla belki aşıyı belli aralıklarla da tıpkı grip aşısında olduğu gibi tekrarlamamız gerekecek. Bunun dışındaki yöntem yani salgının yok olmasını ya da tamamen durmasını sağlayacak durum virüsün yapısının değişmesi olabilir. Yani virüs ciddi bir yapı değişikliğine gidip insandan insana bulaşma yeteneğini kaybederse SARS virüsünde olduğu gibi 2003 yılında o zaman da ortadan kalkabilir ama şu ana kadarki seyri virüsün 6 aylık seyri bu kadar büyük bir değişime uğramayacağını gösteriyor bize. Bu konuda çok e, gereksiz bir ümide kapılmamak lazım. Kitle bağışıklığı da bir diğer hani salgının e, yavaşlamasını en azından sağlayacak uygulama. Hani aşıya benzer şekilde. Ancak onu da az önceki sorularda yanıtlamıştık. Bu kitle bağışıklığında oluşması bir zaman meselesi, zaman gerektirecektir. Üstelik o da %100 kalıcı bir bağışıklık olmayacak. Virüs değiştikçe o kitle bağışıklığı da azalacaktır. Tam da bu e, anlattıklarınız üzerine güzel bir soru geldi Özlemer. Virüsün değişimi uğraması nedeniyle hastalığın hafiflemeye uğradığı doğru mu diyor hocam? Hayır doğru değil kesinlikle. Evet virüs değişime uğruyor. Tüm dünya takip ediyor. Şu an her ülkede dolaşan virüs diğer ülkelere kıyasla ufak tefek farklılıklar içeriyor. Ama asla hastalık yapma yeteneğinde bir değişiklik olmadı. Bulaşma kapasitesinde bir değişiklik olmadı. Ağır hastalık yapma özelliğinde de bir değişiklik olmadı. Yani virüs hafiflemedi, şişmanlamadı. Bu açıdan düşünecek olursak şiddetlenmedi de ama hafiflemedi de virüsün sebep olduğu hastalık. Buna çok az önce de söyledim bel bağlamamak lazım buna bizim bu salgını durdurmadaki en önemli şey bireysel tedbirler. Peki hocam çok sıcak su ya da sauna virüsü öldürür mü? Aslında bu da enteresan bir soru Melek Hanım sormuş Melek Fatih hı hı. E çünkü belki yaz mevsiminde saunaya girilemeyecektir ama merak eden izleyicilerimiz de var. Ee, açık söylemek gerekirse bununla ilgili bir bilimsel çalışma ben rastlamadım e, okumadım e, Farklı yüzeylerde farklı sıcaklık ve nem koşullarında virüsün e, hayatta kalma süresi ya da hastalık yapma yeteneğini koruma süresi gerçekten değişir e, Kuruluğu çok sevmez virüs ama nemi bir miktar seviyor fakat sıcağı da çok sevmiyor 60 derecenin üzerindeki bir sıcaklıkta e, tabii süre gerekir üstelik de o, o ortamda bulunan virüsün miktarı da önemli yani az sayıda virüs daha kısa sürede hemen aktivitesini yitirirken eğer çok sayıda virüs varsa ve üstelik bir de bizim organik materyal dediğimiz örneğin solunum salgıları, yoğun solunum salgısı, tükrük, yoğun bir tükrük içerisindeyse o zaman dayanma gücü de artacaktır virüsün sıcağa rağmen. Bu nedenle net bir şey söyleyemiyorum ama hani ben olsam bir süre bu tür ortamları çok kullanmazdım. Evet. Milli Eğitim Bakanlığı tabii yüz yüze eğitimi de açıkladı 15 Ağustos'tan sonra. Özel okullarda telafi eğitiminde yüz yüze eğitimde alınacak önlemler bizi ne derece korur diyor e, Hale Erdoğdu. E, yani tabii ki evde oturmaya kıyaslayacak olursak yine orada da bir miktar risk artışı söz konusu ama eğer tedbirler doğru alınırsa gerçekten çok etkili oluyor. Biz bunu kendi pratiğimizden de biliyoruz. Şöyle örnek vereyim ben. Biz burada Ankara Üniversitesi'nde İbni Hastanesi'nde 4 katımızı, Ankara'yı bilenler yüksek bir bina olduğumuzu bilirler, 4 katımızı COVID hastalarına ayırdık. çok sayıda COVID hastasına hizmet veriyoruz ve bütün sağlık çalışanlarımız rotasyon usulü bu hastalara 15'er gün, 15'er günlük dönemler içerisinde baktılar. Ve önlemlere çok iyi uydukları için hasta dedikleri, bakın hasta var, e, hasta kişinin odasına gidiyorlar, saatlerce kalıyorlar, bakım veriyorlar. Buna rağmen bunlar arasından hastalananlar olmadı. Demek ki bu tedbirler aslında eğer doğru tedbir alırsanız bu hastalıktan korunmanız mümkün. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Zaten sorun bu tedbirlerin yeterince alınamaması, bazı durumlarda kaçak olması. ne yazık ki bu tür enfeksiyon hastalıklarının kontrolünde ya hep ya hiç kuralı geçerlidir. Yani siz 100 durumun 99'unda uyarsınız tedbirlere ama birinde uymadığınızda yine hastalanırsınız. Halbuki çok iyi uymuşsunuzdur. 100 durumun 99'unda uymuşsunuzdur ama o uymadığınız bir durum sizi hasta eder. Peki çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katkılarınızdan dolayı Ankara Üniversitesi ben Tıp çıktım. Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Üyesi ve Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Alpay Azap sorularınızı yanıtladı. Çok teşekkür ediyoruz. NTV'ye sorunu bugünlük noktalıyoruz efendim. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.